Herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda Nobel ödülü alan ilk kadın ve iki kez Nobel ödülü almayı başaran ilk kişi olan Maria Salomea Sklodowska, yaygın olarak bilindiği adıyla Marie Curie işliyoruz. Bilim tarihinin en sembolik isimlerinden birisi olan Marie, yaptıklarıyla ve bilim için gösterdiği azmiyle hepimizi kendisine hayran bırakacak. Büyük emekler vererek hazırlamış olduğum videolarımın devamı için desteklerinize ihtiyaç duyduğumu bilmenizi isterim. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdi hazırsak videomuza geçebiliriz. Herkese iyi seyirler. Marie Curie, 1867'de Maria Salomea Sklodowska adıyla Polonya'nın Varşova kentinde doğdu. Babası eğitimli, kibar, engin bilgili bir fizik öğretmeniydi. Marie'nin bilime olan sevgisi de babasının çalışma odasında bulunan fizik aletleriyle başlayacaktı. 5 çocuklu bir ailenin son çocuğu olan Marie, erken yaşlardan itibaren eğitim almaya başladı. Ancak o dönem Rus işgali altında olan Polonya, entelektüel anlamda soyutlanmış ve kadınların yüksek eğitim almalarının önü kapatılmıştı. Bu dönemde Uçan Üniversite adında Polonyalı aydınların her gece farklı bir evde gizli kurslar düzenlediği bir topluluğa katılan Marie, kendisini bir süre bu şekilde geliştirdi. Bu süreç zarfı içerisinde Paris'te tıp okuyan kız kardeşine mali yardımda bulunmak için çalıştı. Ardından Polonya'da daha fazla kalamayacağını anlayan Marie, 1891'de Paris'e kız kardeşinin yanına gitme kararı aldı. Burada eğitimine devam eden Marie, dil problemi yaşamasına karşın matematik, fizik ve kimya alanlarında üstün bir başarı gösterdi. Buna karşın Marie'nin daha ileri seviyelerde çalışma isteği uzun bir süre reddedildi. İhtiyaç duyduğu teknik imkanlardan yoksun olan Marie, 1894 yılında hayatını değiştirecek bir isimle tanıştı. Bu kişi kendisi gibi azimli ve çalışkan olan aynı zamanda meslektaşı Pierre Curie'ydi. Evlilik kararı alan çift aynı amaç doğrultusunda çalışmalar yürütmeye başladılar. Çalışmalarını eski bir kadavra deposundan dönüştürülmüş bir barakada yapan Curie'ler, bu süreçte göstermiş oldukları azimle birçok insanın takdirini toplamayı başardılar. Bu başarıyı 1903'te Nobel Fizik Ödülünü alarak taçlandırdılar. 1905 yılında Pierre'in ani ölümüyle sarsılan Marie, çalışma azminden bir şey kaybetmeyerek ikinci kez Nobel ödülüne layık görüldü. Böylelikle Nobel ödülü alan ilk kadın olmanın yanında iki kez Nobel ödülü alan ilk insan olarak tarihe geçen Marie, inanılmaz bir ivme yakalamış ve saygınlığını herkese kabul ettirmişti. Ancak çalışmaları sırasında normalin çok üstünde radyasyona maruz kalan Marie, 1934 yılında kansızlıktan öldü. Bu yüzden kendisine bilim için ölen kadın denmektedir. Marie'nin not defterleri o kadar çok radyasyona maruz kalmıştır ki ancak kurşun kaplı bölmelerde muhafaza edilip sadece radyoaktif koruma altında incelenebilmektedir. 20 Nisan 1995'te Marie Curie'nin ve kocasının mezarları Fransa'nın Ulusal Anıt Mezarı'na taşınmıştır. Ayrıca Marie başarılarından dolayı bu şerefe layık görülen ilk kadın olmuştur. Bilimsel gelişmelerin en önemli özelliklerinden birisi bilgilerin birbirlerini besleyerek olgunlaşmalarıdır. Bilim tarihinde bu durumun en güzel örneklerinden birisini Marie Curie'de görmekteyiz. Önceki videolarımızda işlediğimiz isimlerden birisi olan Wilhelm Röntgen'in X ışınlarını keşfetmesiyle bilim dünyası yepyeni araştırma alanlarına girdi. Bu araştırmaların en önemlilerinden birisi 1896'da Fransız fizikçi Henri Becquerel tarafından geldi. Becquerel, Röntgen'in keşfettiği X ışınlarını fosforesan minarellerini araştırmak için kullandı. Öğrenmek istediği şey X ışınlarını fosforesan maddesinin de yayıp yaymadığıydı. Bunu anlamak için bu minerallerden birini kalın siyah kağıda sarılmış bir fotoğraf filminin üzerine yerleştirerek ikisini güneşe tuttu. Deneyi olumlu sonuçlanan Becquerel, plakanın karardığını ve minarelin X ışını yaymış gibi göründüğünü gözlemledi. Bu noktada bilimsel gelişmelerin enteresan bir yönü devreye girecekti. O da tesadüfen bir şeyler keşfetmek. Becquerel ertesi gün deneyini tekrarlamak ve emin olmak istedi. Ancak havanın bulutlu olmasından dolayı deneyini tekrarlayamadı. Fotoğraf filmi üzerindeki minareli bir çekmeceye koydu ve havanın açılmasını bekledi. Becquerel araştırmasına dönmek üzere çekmeceyi yeniden açtığında inanılmaz bir şeyle karşılaştı. Plaka gün ışığı olmadan da kararmıştı. Ardından mineralin bir iç enerji kaynağına sahip olduğunu anlayan Becquerel, bu enerjinin uranyum atomlarının bozulması sonucu ortaya çıktığını anladı. Şans eseri keşfettiği şey radyoaktiviteydi.
Becquerel'in buluşundan sonra Mary bu yeni ışınları araştırmaya karar verdi. 70 kadar elementi inceledikten sonra toryum elementinin de bu tip ışınlar yaydığını gördü. Fakat Mary'nin dikkatini çeken şey bu elementin gereğinden fazla radyasyon yaymasıydı. Bu radyasyonun kaynağı ne olabilirdi? Mary'nin bu merakı yeni keşiflere imza atmasına imkan sağladı. 1898 yılında Mary yeni bir element bulduğunu açıklayarak bu keşfini doğup büyüdüğü ülkesine adadı ve adını polonyum koydu. Aradan kısa bir süre geçmişti ki Mary eşi Pierre ile birlikte yeni bir element daha bulduklarını duyurdular. Bu element önceki elementten çok daha fazla radyoaktif bir element olan radyumdu. Fakat Mary ve Pierre bu elementlerin varlığını kanıtlamaları gerektiğini biliyorlardı. Bunun için onları saf bir şekilde üretebilmeleri ve atom ağırlıklarını bularak onların diğer elementlerden farklı bir şey olduğunu göstermeleri gerekiyordu. Öncelikle radyum elementi için çalışmaya başladılar. Bu çalışma için tonlarca uranyuma ihtiyaçları vardı. Avusturya'daki bir madenden bir şekilde bu malzemeyi temin edip Paris Üniversitesi'nin yanındaki kadavra deposundan dönme bir barakada buldukları kayaları dev kazanlarda işlemeye başladılar. Pierre'in 1906 yılındaki ani ölümünden sonra Mary çalışmalarına ara vermeyerek 1910 yılında radyumun saf bir örneğini yalıtmayı başardı. Bunun üzerine Mary Pierre'in daha önce kendisine ne olursa olsun nefesimiz yettiği yere kadar birbirimize bir şey olsa bile diğerimiz çalışmaya, savaşmaya devam etmeli dediğini belirtti ve kendisinin bu sorumluluğun üstesinden gelebilmek için çok çalıştığını açıkladı. Bütün bu yaşananlardan sonra Mary, ilklere imza atan bir insan olarak tarihe geçti. Bu ilkler arasında Sorbonne Üniversitesi'nde ilk kadın profesör, ilk Nobel ödülü alan kadın ve en önemlisi daha önce fizik alanında almış olduğu Nobel ödülünü bu kez kimya alanında alarak iki ödül kazanan ilk insan olma başarılarına imza attı. Marie Curie'nin çalışmaları bilim dünyasında yeni gelişmelerin kapılarını aralamış, onun buluşları sayesinde yeni atom modelleri keşfedilmiş, sağlık alanında kanser tedavileri uygulanmış, gıda alanında yiyeceklerin raf ömrü uzatılabilmiş ve ulaşım alanında yük konteynerlarının görünmeyen çatlaklıklarının tespit edilebilmesi sağlanmıştır. Azmiyle ve çalışkanlığıyla herkesin takdirini toplayan bu zihin işçimiz, başarıya giden yolların hiçbir zaman kolay olmadığını, ancak tüm engellere rağmen gerçekten istenilen bir şeylerin nasıl başarılabileceğinin en güzel örneğini vermiştir. Videomuzu bu zihin işçimizin kendi hayatını özetleyen sözleriyle bitiriyoruz. Hayatta hiçbir şeyden korkmayın. Yalnız her şeyi anlamaya çalışın. Şimdi anlama zamanı. Böylece daha az korkabiliriz. Tarihin derinliklerinde duran, tozlanmış raflardan çıkarılan yepyeni içeriklerle görüşmek dileğiyle. Zihin işçisiyle kalın.